kavramımız Sustainable Design oturumuyla devam etmektedir. Oturum dahilinde tecrübelerini aktaracak konuşmacılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Burçin Cem Arabacıoğlu'nu oturumun moderatörlüğünü yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Kurucusu ve tasarımcısı Sayın Gizem Aytaç'ı sahneye davet ediyorum. Joanneum Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sayın Sigrid Bürstmayr'ı sahneye davet ediyorum. I would like to invite Mrs. Sigrid Bürstmayr, Research Assistant of University of FH Joanneum. Ve son olarak Sustainable Living Film Festivali'nin kurucu ortağı ve eş kurucusu olan Sürdürülebilir Yaşam TV'nin kurucusu Sayın Pınar Öncel'i sahneye davet ediyorum. Ve şimdi sözü Sayın Profesör Doktor Burçin Cem Arabacıoğlu'na bırakıyor. Hepinize keyifli bir oturum diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, hoş geldiniz. Sayın Önder Hocam'ın konuşmaları her zaman ilham verici, motive edici. Ben her zaman dinlemekten çok büyük keyif alıyorum. Her seferinde çok şeyler kazanıyorum, öğreniyorum. Yine öyle oldu. Hocama teşekkür ederek başlamak istiyorum. Design Summit'te iki gündür dünden başlayarak çok değerli konuşmacıları, çok önemli konuları hep birlikte dinliyoruz. Umarım sizler de aynı şekilde keyif alıyorsunuzdur. Bu günün, ikinci günün panel oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu Sustainable Design, sürdürülebilir tasarımdan bahsetmek için buradayız. Konuklarımızın sunumlarına geçmeden önce konuyla ilgili bir iki anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. 1895 yılına geri dönüp, bundan bir asır, bir buçuk asır öncesine geri dönüp, ilk bilim kurgu yazılarından, romanlarından olan Zaman Makinesi romanında, Herbert George Wells'ın romanında geçen bir kısa paragrafı size okumak istiyorum. Tüm dünya zeki, eğitimli olacak ve el birliği edecek. Her şey doğanın boyun eğdirilmesine doğru gittikçe daha hızlı ilerleyecek. Sonunda aklımızı kullanarak ve özen göstererek hayvan ve bitki yaşamının dengesini biz insanların gereksinimlerine uygun düşecek biçimde yeniden düzenleyeceğiz, diyor Herbert George Wells'in romanındaki zaman gezgini, zamanda yolculuk ederek ileri bir tarihe gidip döndükten sonra. Ancak bugün görüyoruz ki biz doğaya boyun eğdirmeye çalışmaya devam edersek işler hiç arzu ettiğimiz gibi gitmeyecek. Son 100 yıl içerisinde insanlık artık bu doğaya boyun eğdirme yaklaşımını terk ediyor. Hubert Reeves'in, Kanadalı astrofizikçinin çok önemli, çok güzel bir sözü var. Doğayla savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak kaybedeceğiz. Bu nedenle artık doğayla bir savaş, doğaya boyun eğdirmeyi bir yana bırakıp doğayla, çevreyle bir uyum içerisinde sürdürülebilir bir yaklaşımı tasarımlarımızda, hayatımızda, şehirlerimizde ele almamız ve onu hayata geçirmemiz artık kaçınılmaz bir gereklilik. Gelişen ticaret ihtiyaçları, imkanları, insanların ihtiyaçları birçok tüketim alışkanlığını doğurmuş durumda ve bugünkü noktaya getirmiş durumda. Üreticiler ve tüketiciler bu süreçlerde çok da sürdürülebilir olmayan materyalleri çok da efektif olmayan yollarla kullanmışlar. Bu yöntemleri tercih etmişler.
ortaya çıkan fiziksel atıklar bir yana, duygusal anlamda kalıcı olmayan tasarımlar bize o ürünlere bağlanmayarak daha da hızlı tüketim, bir farklılık ve öyküsellik bulamadığımız bu ürünleri daha da hızlı tüketmeye yöneltmiş. Sürdürülebilirlik giderek sıkıntı içerisine girmiş. Bugünkü oturumda konuşmacılar tasarımın sosyal, kültürel, ekolojik ve estetik yönlerine yönlerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarını sunarak bu konuları ele alacaklar. İlk konuşmacımız Sayın Gizem Aytaç olacak. GOM'un kurucu ve tasarımcısı. GOM nedir kendisi daha detaylı bize aktaracak. Ancak kendisini sunmadan önce bu gerçekten ben bir baba olarak ve bir tasarımcı olarak bana heyecan veren bir ürün. Rekabet odaklı olmayan, uzun, sakin, sanatsal zamanlar geçirmeye olanak sağlayan ve cinsiyet, yaş, zeka gibi ayrımlar yapmadan kullanıcılarına, oyuncularına imkanlar sunan bir tasarım olması yönüyle öne çıkıyor. Ben şimdi sözü Sayın Gizem Aytaç'a bırakıyorum. Buyurun Gizem. Evet, mikrofonlarımız burada. Buyurun. Herkese merhaba. Ha, bununla konuşacağım galiba. Ha, tamam. Merhaba. Ben sunumuma herkesin bir ilham kaynağı var. Kendi ilham kaynaklarımdan birisini, bir cümlesiyle başlamak istiyorum. Viktor Papanek bir eğitimci ve tasarımcı ve bilmeyenler için araştırmalarını tavsiye ettiğim bir isim. Kendisi güvensiz, gösterişli, uyumsuz ve esasen işe yaramaz üretimlerin karşısında duran bir tasarımcıydı. Ve ekolojiye ta o zamanlarda çok önem verdi ve tasarım yenilikçi, oldukça yaratıcı, disiplinler arası bir araç olarak insanların gerçek ihtiyaçlarına cevap verir. Tasarımın nihai işi insanın çevresini ve araçlarını dönüştürmesi ve buna bağlı olarak da kendisini dönüştürmesidir. Ben kendi dönüşüm hikayemi size anlatacağım müsaadenizle. Birleşmiş Milletler 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi ortaya koydu. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde girişimciliğin, tasarımın ve sosyal inovasyonun ne kadar önemli olduğundan her zaman bahsediliyor. Ve ben de bunu tasarım açısından ele alacağım. Kendi tasarladığım bir oyuncağı bir vaka olarak sunacağım size. Şimdi doğa sürekli devinim halinde, yani sürekli bir dönüşüm içinde ve yaratılan her şey doğada tekrar yok oluyor ve baştan yaratılıyor. Oysa maalesef ki bizim kendi yaratımlarımız kalıcı. Dolayısıyla bir sorumluluk taşıyor. Kalıcı ürünler ürete ürete de doğaya epey zarar vermiş durumdayız. 21. yüzyılın en önemli meselesi iklim meselesi oldu bu sayede. Ve iklim meselesine karşı da bazı önlemler ve sorumluluklar alınması gerekiyor. Bu artık daha duyarlı olmamız gereken bir çağa girdik. Tasarımın buradaki rolü şöyle önemli. Uyandığımız andan itibaren minimum 400 adet ürün görüyoruz. Yani bu yaşadığımız çevre bizim tarafımızdan yaratılmış objeler ve mekanlar ve yapılarla çevrili. Bunun da bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu ne kadar farkındayız? Bunu sorgulamamızın gerektiği bir çağda yaşıyoruz. Ben bu başlıkları şöyle özetledim. Sürdürülebilir tasarıma 3 ana bölümü ayırdım. Ekoloji, ekonomi ve etik. Buna 3E kuralı diyorum. 3E kuralını anlatmayan, kendi oyuncağın üzerinden bu 3E kuralını anlatacağım size ama ondan öncesinde tasarımın bir kültür olduğunu ve bu kültürün yapması gereken bir takım görevleri olduğunu, sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Bu sorumlulukları farkında olmak zorunda olduğumuz bir çağda yaşadığımızı düşünüyorum. Bunlar nedir? Küresel ahlak, yani küresel ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda tasarladığımız her ürünün bu ahlaki değeri taşıması. Sosyal ahlak,
Yani topluma fayda ve özgürlük sağlıyor mu? Bunu sorgulamamız. Estetik ve simge bilim, yani bu hizmetler, ürünler ve sistemler anlamlı biçimler verilmiş haldeler mi? Ve ekonomik ilişkiler, yani yapısal, örgütsel ve fonksiyonel anlamlı ilişkiler kuruyor mu? Buradan mı? Bu böyle sahne sanatçısı şeyi çok... Teşekkür ederim. Ben probleme şöyle yaklaştım. Hayatımın bir döneminde artık daha fazla mekan tasarlamak istemediğime ve daha faydalı bir şey yapma isteği doğdu. 7 tane kuzenim var ve onların eğitimini izleme şansına sahiptim. Eksik olan noktaları bir eğitim tasarlamada buldum kendimde. Yani bir araç aslında düşüncelerimi aktarmak için. Problem şuydu, yani 100 seneyi aşkın zamandır eğitim sistemini yeniden tasarlamadık. Hani 2 senede bir telefonlarımızı değiştiriyoruz ama nedense hani birbirimizin ensesine bakarak oturma düzeninden, burada da şu anda yaşadığımız aslında bir hiyerarşi ilişkisinden vazgeçmedik. Ve çocuklarımızla ezberletiyoruz ama çok önemli, yeni yüzyılda yaratıcılık çok önemli, tasarım çok önemli, bunları bilmeliyiz, inovasyon çok önem kazanacak diyoruz ama okulda bunu öğretmiyoruz. Yaratıcılığın yani öğretilmediği bir okul sistemi günümüzde çok geri kalmış. Ve ben bunu bir problem olarak gördüm. Buna kendim alternatif ne yapabilirim diye düşündüm ve çözümü kağıt modüllerden oluşan, yani modüler bir sistemi olan bir oyuncakta buldum. Tasarımın bence matematikle ve sanatla ilişkisi var. Yani bilim ve sanat arasındaki köprü tasarım. Dolayısıyla bu ilişkileri, yani interdisipliner ilişkiyi yansıttım eğitim tasarımımı. GOM'un ekonomisi nasıl? GOM şu an kendi muadilleri arasında piyasadaki en uygun fiyatlı oyuncak. Gezici bir atölye sistemi var. Yani ürün taşınabilir olduğu için belediyeler, okullar ve davet edildiğim her yere ben çantamı GOM'ları koyup hareketli bir şekilde ulaşabiliyorum. Eğitmenler eğitiyorum. Böylece yeni bir aslında ekonomik sistem oluşturuyorum. Bu eğittiğim eğitmenler de yaptığım atölye çalışmalarını kendileri yapmaya başlayabiliyorlar ve bu da bir iş kolu aslında oluşturuyor. Her ücretli GOM atölyesi için mesela 10 tane ücretli GOM atölyesi yaparsam bir tane seyahat gerçekleştiriyorum. Şimdiye kadar Yozgat, Kütahya ve Ankara ve Sarıgazi oldu. Bir tane ücretsiz ve dezavantajlı gruplarla atölye yapıyorum. Satılan her GOM için de bir tane GOM hediye ediyorum yine dezavantajlı gruplara. Ekolojisi zaten kağıt olması 3 ay içinde dönüşüm, geri dönüşüm demek. Organik kağıtlardan oluşuyor ve geri dönüşümü çok kolay. Üretim tekniği anlamında da karbon emisyonu çok düşük, karbon salınımı. Çok az bir enerji tüketiyor. Bir maket oyuncak GOM. Yani yarattığımız ürün kendisini yaratıcısıyla, yani eseri yapanla baş başa kalıyor. Yani yap boz değil, atölyede yapılan ürünün ben kalıcı olmasını ve yapan çocuğun yaptığı şeyle görmesini, onu eve götürmesini, ailesiyle paylaşmasını, bozmamasını ve bir hata yaparsa da o hatayı dönüştürmeyi öğrenmesini tercih ediyorum. Çünkü hepimiz hata yapıyoruz. Gerçek hayatta hata var, undo yok, yap boz yok. Bir şey yaptıysak bunun sorumluluğunu almayı bilmemiz bence çok önemli. Etik meselede de yine kendi aslında dertlerimden yola çıkarak tabii ki baktım. Benim hiçbir zaman pembe kıyafetim olmadı büyürken. Benim annem de mimar ve bana asla pembe giydirmemiş. Odam kahverengi sarıydı, kıyafetlerim turuncuydu. Böyle bazı klişelere karşı ailemin hep bir ön yargısı vardı. Dolayısıyla ben de GOM'u cinsiyetsiz bir oyuncak olarak tasarladım. Çünkü öğrenirken cinsiyetin hiçbir önemi yok. Oyuncak dünyası yıllardır bizi belli kalıplara sokmaya çalışıyor. Bu kalıpların dışında düşünmek zorundayız. Yani oyuncakta kız çocuk oyuncakları ve erkek çocuk oyuncakları diye reyonlar var. Bu bana çok anlamsız geliyor. Atölyelerde biz 30 çocuk bir arada oynuyoruz. Yuvarlak U şeklinde ya da L şeklinde bir oturum düzeni var ve herkes birbirinden öğreniyor. Yaş sınırlamamız da yok.
Dolayısıyla büyük bir çocuk küçük bir çocuğa öğretebiliyor. Bazen küçük bir çocuk büyük bir çocuktan daha yetenekli olabiliyor. Çünkü yaratıcılık aslında küçük yaşta daha açık ve benim en çok etkilendiğim çocuklar hep 5 yaşlarında ve okula başlamamış çocuklar oluyor. Bu da eğitim sisteminin o yaratıcılığı nasıl körelttiğini zaten bize gösteriyor. Ben bir soruyla yola çıkmıştım. Yaratma cesareti edinmek için birlikte oynayalım mı? Bu böyle bir slogan gibiydi. Çünkü bir cesaret, eksik olan cesaretin toplumumuzda ve eğitim sistemimizde var edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden atölyeleri rahat atölye adını verdim ve dezavantajlı çocuklara da açık yapıyorum. Bu ne demek? ADD denilen hiperaktivite sahibi, otizm sahibi, belli dezavantajları olan çocukları hiçbir şey söylemeden atölyeye davet ediyoruz. Katılıyorlar ve inanın önyargı bizde. Çocuklarda asla öyle bir önyargı yok. Hepsi birlikte çok mutlu oynuyorlar ve asla bir dezavantaj ya da kendisini kötü hissettiği bir durum oluşmuyor atölye esnasında. 8 aydır da otistik çocuklarla ayrıca bir şey yapıyoruz, çalışma, engelli eğitmenlerim yardımıyla. Ve çok olumlu sonuçlar almaya başladık. Kağıt olması kendilerine zarar verme ihtimallerini ortadan kaldırdığı için ve onları hiperaktiflerde de aynı şey oluyor. Gom bir süreklilik arz ediyor. Yani yapmaya devam etmek durumundasınız. Bu hiperaktif çocukları sakinleştiriyor. Bu arada ben de biraz hiperaktif birisiyim, fark etmişsinizdir. Sosyal etki olarak da 2015'te patentini aldım GOM'un. 2015'ten bu yana 7 farklı şehirde 70'e yakın atölye farklı mekanda 3000 çocuğa yakın atölye düzenledik. Çocukların olduğu her yerde düzenlenebilir ve biz başladığımızda bu kadar çok çocuk atölyesi yoktu. Bu kadar yaygın değildi. Yaygınlaşmasında biraz rolümüz olduğunu düşünüyorum. Tasarım eğitimini erken yaşa indirmede bir rol oynadığımızı, bir etkimiz olduğunu düşünüyorum. En son da sloganımız, geometri bilmeyen kalmasın. Platon Akademisi'nin kapısında geometri bilmeyen giremez yazarmış. Çünkü anlamlı ve felsefi bir tartışma yapabilmek, mantık yürütebilmek için üç boyutlu düşüncenin, soyut düşüncenin, analitik düşüncenin gücüne inanırmış. Biz de bu kapıları açmak, bu soyut düşünceyi Türkiye'de yaygınlaştırmak için geometri bilmeyen kalmasın diyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sayın Gizem Aytaç'a sunumu için teşekkür ediyoruz. Gerçekten heyecan verici bir... Ben de heyecanını anlattım. tasarım. Aynı zamanda... Çok bahsetmediniz ama rakip gerektirmeyen bir oyun aracı. Yani bu neden önemli? Biraz daha açabilir misiniz? Şimdi oyunun öğretici gücü çok ilginç. Oyun tekrar haz veriyor insana. Yani bir şeyi ne kadar tekrar ederseniz aslında ustalaşıyorsunuz. Önemli olan bir şey yaparken aslında o konuda ustalaşmak. Bir rakiple yarışmak değil, kendinizle yarışmak. Biraz önce Önder Hocam çok güzel bir şeyden bahsetti. Kalfa, çırak, usta. Yani bu çok eski bir gelenek. Ve biz bunu bazen unutuyoruz ya da kaybediyoruz. Ama o bir oyun arkadaşı. Yani iki oyun arkadaşı bir arada oynuyorlar. Ve orada önemli olan yaptığını severek tekrar etmek ve o konuda ustalaşmak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İkinci konuşmacımız Sayın Sigrid Bürstmayr. Sigrid Bürstmayr, Fachhochschule Joanneum Üniversitesi'nden, Graz'dan geliyor. Özellikle ürün tasarımı, sunum tasarımı, sürdürülebilir tasarım ve tasarım aktivizmi üzerine uzmanlık alanları var. Birçok şehirde sunumlar gerçekleştirmiş, çeşitli konferanslarda, üniversitelerin gerçekleştirdiği toplantılarda, Seul, Montreal, Wuhan, İstanbul ve Meksiko City'de sunumları olmuş ve bu sunumlarda her zaman pozitif bir, olumlu bir bakış açısıyla yaklaştık.
çalıştığını söylüyor kendisi ve her zaman aynı soruyla dünyayı nasıl değiştirebiliriz? Tasarımcılar olarak toplumu ve dünyayı en azından azıcık iyileştirmek için neler yapabiliriz sorusunu her zaman motivasyon olarak gördüğünü söylüyor. Sayın Bürstmayr bugün bize recycling, upcycling ve sürdürülebilir tasarımla aktivizm üzerine konularında bir sunum gerçekleştirecek. Kendisini sunumunu yapmak üzere sözü kendisine veriyorum. Only 77 days to my birthday. And you know what? And you know what? I already know how the presents I will get from my family, how they look like. I'm not a clairvoyant, but as long as I remember, the presents are wrapped in the same used wrapping paper. At my parents' house, there is a huge box full of used wrapping paper. And it comes along with a huge box full of matching ribbons, which are used continually. And at my family's house, there are also boxes with used zippers, with used buttons, which are moved away from old clothes. And I still remember separating the buttons by its color and the shape. Wearing used clothes from my siblings, from my cousins, annoyed me a lot. Eating potatoes, cabbage, and apples the whole winter long because they grew on our farm and it was seasonal was normal for us. I didn't think that this is a way of sustainable living and it's a way of waste prevention. In my childhood, I didn't realize, but now I know that these small elements shaped my life and shaped my opinions and has an influence of what I'm doing now, what I'm doing in my job now. So I'm working and teaching at the FH Joanneum. I'm an exhibition designer and my research topics are social and sustainable design. Today, I would like to talk about international projects and my experience how sustainable design can have a positive influence to the world. We all know that we have too many products. The 10,000 things as a European has on average is way too much. It is unbelievable, but it's 10,000 objects. There is a study which says that on average, a drilling machine is only in use 8 minutes. So I think we don't need, not everybody has to possess an own drilling machine. The things I owe, I try to share. For example, I have stickers with products on my mailbox, which I could lend my neighbors. And there are so many more initiatives like open bookshelves, flea markets, second-hand shops, which I'm using. So one obvious way to stop producing all the waste is to reduce it. We also have to think, do we really need all these products? Do we really need all these websites, business cards? For example, this company from the UK, they developed a zero-waste drinking water. So they did the packaging out of biodegradable material, and it's done by ALG. Or also it's about reusing things, reusing products, reusing materials, or reusing urban architecture. For example, this is the Highland in New York, which was an old rail track, and now it's used for leisure time for doing sports and having coffee. Through my research work
at the university, I had the great opportunity to attend twice a conference in Detroit. I got to know a lot of inspiring people there. And it's not only about the people who inspired me, it's the whole city, a bustling town. There should be a video, but I'm not sure if it's working. And I'm not sure if you know the story about Detroit. Detroit was this motor city with 2 million inhabitants. But because of the car industry moved to low-wage countries without regards to their employees and to the economy, the city went bankrupt. Two-thirds of the inhabitants left the city, which causes 78,000 abandoned houses. But what I experienced, the people who stayed, they are really motivated to make the city livable again. I saw fantastic projects in public areas. A lot of startups are there, and especially the creative scene is having an impact on the city. Out of necessity, for example, groups of designers are collecting old plastic containers, or, for example, another group is collecting old wooden board from the abandoned houses. Both of them, they're doing new furniture out of it. So on the one hand, they are doing urban mining, which means to get resources, which means to get the materials from the city, not from the mines, you can get it from the city. And there is a study which says there's a lot of iron from constructions and a lot of copper from cables under our city, which we are not using. And on the other side, a lot of designers are doing upcycling. And this brings me to my next topic. I'm sure everybody knows how to recycle. So glass, metal, paper, and cardboard are the typical recycling materials which can be used continually. And that's really great. But sometimes the material is losing the quality. Then it's about downcycling. And upcycling is the opposite. So upcycling gives an item a second life and a better purpose. Probably the most famous products on the market about upcycling are the bags from Freitag, made from used truck canvas. I visited a lot of dumps and waste disposal sites. I was shocked about the waste we are producing, but on the other side, I was also impressed about the really good upcycling products you can do out of waste. So there are two more examples. Or not. I cannot switch. Sorry. So, for example, on the top right, it's the company's Second Flight. They are producing windproof jackets out of old parachutes. And another company from Singapore, they are collecting the polluted air from cars, and they're doing pens out of it. So you can write with the pollution from the air. And I also got inspired by Viktor Papanek. and actually the topic upcycling is not new. For example, Viktor Papanek, he designed a radio out of an old tin in the 70s for African countries. So he designed a new product out of waste and developed a radio to improve life in Africa. His book, Design for a Real World, and a lot of other papers about design for good, design for need, design for sustainability. They are written by engineers, architects, craftsmen, and designers, and had always an important impact to our society. Now the topic is up to date again because of the increase of population, the economic growth, and the lack of resources, which has a serious impact on our life.
So I think upcycling is a really great opportunity and a great thing to do with all the waste we have. But I think we should take a look on the real problems, on the question of materials and the production process. In the ideal case, designers are involved from the beginning to the end of the product development, so they can have influence on the choice of material and the manufacturing process. And a lot of times, we are the link between engineers all the way to the target group. So I believe the designer have the power to have a positive influence on waste prevention. Inspired by nature, there is the circular economy concept, biodegradable products. And there's the technological cycle. The products get disassembled, and the pure material is also used for new products. This is an amazing concept and would actually dismiss all our waste we have. And why are all these sustainable design developments are so important? Of course, because it has an influence on our life, on our health, and on our whole environment. To focus even more about our society, besides social design, we have to add social design issues. So designers become involved in social movements and support grassroots initiatives and contribute to the improvement of the world. Social design has an impact, has a focus on society and economy. For example, one project from a company in Vienna, they did an icon set for refugee camps because of the language problem, to have an easier communication. And all these icons you could download for free on the internet. Another project is the campaign Donate for Africa. This includes stickers for your money, which shows, for example, that 5 euros in Africa you can treat 5,000 liters fresh water. Or, for example, with 10 euros, you get 100 injections. As also Gizem mentioned, the 17 SDGs, I am sure that designers can help to achieve them to till the goal, and the goal is 2030. To achieve these goals, the world needs more design activists. That's my opinion, who are doing social and sustainable design projects. So design activism counts projects for unattended groups of people, violations of human rights, climate change, and fake news. So design activism has an impact on a positive social, environmental, and economic change. Traveling around the world, meeting designers, activists, and managers keeps me quite optimistic. And I got to know a lot of amazing design activism projects. For example, a Detroit fashion designer developed a coat which can be turned into a sleeping bag for homeless people. Among other materials, the coat is also made out of upcycled car insulation. Another project. Since internet and social media, it has never been so easy and so cheap to spread your ideas around the world. Like this Israeli graphic designer. He did a poster against an upcoming war in 2012. As you can see, it shows him and his daughter holding an Israeli flag with the claim, "Iranians, we will never bomb your country. We love you." So his political message, the message from one person, got viral all around the world. I'm sure. Everybody
everybody of you knows the list about the 100 richest people of the world. But to strengthen the awareness of the inequality in society, a group of graphic designers did a project called Bottom 100. So they made a list with the 100 poorest people of the world. So let me show you one more example, the last one in design activism. First, the Italian designer Enzo Mari developed a series of easily assembled furniture made of raw solid wood and nails as a protest against the mass production and the consumer good industry. Years later, this sustainable project turned to a social project as well, because the refugee company Kukula in Berlin received the rights to build and to sell his furniture. Because of that, 5 African refugees could stay and work in Germany. I visited Kukula in Berlin, and once a year they are doing workshops and lectures with our students. So let's make a summary. The power of design is beyond dispute. And any place you go, creatives discuss the same question. How can we change the world? I believe that design should be able to shape whole environments and societies. And not only designers can change the world. I think each one of us can make a difference. In every expertise, in any field, you can have a positive influence. And I believe it's all about strengthening the awareness that we affect the environment and other people around the world with everything we are doing, every day, positive as well as negative. How we use our resources, how we produce, and how we consume, it's not future-orientated. So take the challenge and be part of the social and sustainable movement. Share what you know and share what you have. It will have an impact on you and me. Thank you. Sayın Sigrid Bürstmayr'a teşekkür ediyoruz sunumu için. Ben sunumla ilgili, sunum sonrasında konuyla ilgili şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bugün hala gelişmiş ülkelerde bile tasarımcıların tasarladığı ürünleri kullanan kitle çok kısıtlı. Ki gelişmemiş ülkelerde tasarımcılar çok daha az aktif ve insanlar sürdürülebilir ürünlere ulaşmaktan ziyade aslında sürdürülebilirlik kavramını kendi yaşantılarına adapte etmekle ilgili yaygınlaşmasında sıkıntı çekiyor gibi düşünüyorum. Bir tasarımcının bu kavramı topluma yaymakla ilgili bugün bir görevi olduğunu da aslında yani bir ürün, fiziksel bir ürün tasarlamaktan ziyade bu sürdürülebilirlik kavramını yaymakta da görevli adeta olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bu tasarım aktivizmi yaklaşımı açısından ne gibi stratejiler izlemek gerekir sizce? So I know it's, I think it's utopian to do everything right, for example, to produce 100% sustainable products and or only working in socially important projects. But I think it's all about the awareness. And you have to find a reason why you're doing something. And something it's about to earn money, okay? Then you have to take this project. But I think if you know what you're doing and if you question yourself, I think that's the start, the first, the most important point. Okay, thank you. Oturumumuzun üçüncü konuşmacısı Sayın Pınar Öncel olacak. Kendisi Sürdürülebilir Yaşam.tv'nin kurucu ortağı. Sürdürülebilir Yaşam TV, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde şimdiye kadar gösterilen ve ileride gösterilebilecek filmleri web sitesi üzerinden izleyicilere ulaştıran bir platform.
çağımızın karmaşık sorunlarını etkin şekilde aktaran ve gücünü gerçekten alan, bütüncül bakış açısına sahip bir çözüm barındıran bir film festivali. Bu web sitesi bireysel kullanıcılara ücretsiz olduğu gibi kurumları da reklam yapmadan film yapmaya teşvik eden ve sürdürülebilirliğin sürdürülebilirlikle ilgili çabaları daha iyi anlaşılır ve görünür olmasını sağlamaya amaçlayan bir kurum. Sayın Pınar Öncel'i sunumu için sahneye, kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Tam da farkındalık konusu konuşuldu. Onun üzerine iyi denk geldi benim konuşmam. Birazcık aslında bu sürdürülebilirlik kavramının giderek son 10 yılda özellikle dilimize girmesi ve hızlı bir şekilde, yani bir astrolojiyle burçlarınızla ilgili bir metinde dahi rastlayabileceğiniz bir şekilde dilimize yerleşmiş olmasından kaynaklı bir endişemiz var bizim. Dolayısıyla benim konuşmam birazcık anlam üzerine olacak. Sürdürülebilir tasarım dediğimizde ne kastediyoruz? Bir sıfat olarak tasarımın başına sürdürülebiliri koyduğumuzda bu ne anlama geliyor? Biz tasarımcılar bu alanda neler yapabiliriz? Sürdürülebilirlik kavramı bizim için çok değerli. Tuna Özçadar'la birlikte çalışıyoruz uzun yıllardır. Kendisi de burada. Sürdürülebilirlik tutkusuna sahip birer tasarımcı olarak sürdürülebilirlik ve tasarım konusuna epey zamandır kafa yoruyoruz. Bu alanda çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Birlikte neler yapabileceğimizi bakıyoruz. Sayısız fikir geliştirdik bunca zaman içerisinde. Bizim için bu sürdürülebilirlik kavramıyla ilk tanıştığımız zamanlarda, yani epey bir zaman önce, bizi bu kadar heyecanlandırması, bu alanda bir şeyler yapmaya itmesinin ötesinde dilimize bu bir şekilde giriyor ve ne anlama geliyor? Bu çok öncelikli ve önemli bir konu olmaya başladı. Bunun hikayesini anlatacağım. Sürdürülebilirlik, karlılık diye kullanılıyor. Sürdürülebilir bilgi paylaşımı denilebiliyor. Geçenlerde sürdürülebilir dikkat eksikliği diye bir tanımlama gördüm. Yani artık İngilizce'de bu şekilde değil, bu kadar yaygın bir kelime anlamı, devamlılık anlamında bu kadar kullanılmıyor. Bir şekilde kavramın anlamından uzaklaşıyoruz ve bir kafa karışıklığına neden oluyor. Biz bu nedenle birazcık anlam üzerine konuşacağım izninizle. Yıllardır biz çeşitli çalışmalar yaptık ve sürdürülebilirlik ne anlama geliyor? Biz tasarımcı olarak ne yapabiliriz bu doğrultuda araştırdık. İlk 2007'de tanıştıktan kısa bir süre sonra Tuna ile birlikte bir dernek kurduk. Sürdürülebilir Yaşam İçin Tasarım Derneği. Birer tasarımcı olarak sürdürülebilirlik açısından, bakış açısıyla, bütüncül bir bakış açısıyla tasarım yapmak, faaliyetleri yapmak istiyoruz. Bu konuları gündeme getirmek istiyoruz. Bir ortam yaratmak istiyoruz. Üretimin ve tüketimin farklı şekillerde yapılabileceğine dair farkındalığı artırmak istiyoruz ve bir talep oluşmasına vesile olmak istiyoruz. Dolayısıyla daha ziyade tasarım disiplinlerinden, yaratıcı disiplinlerden arkadaşlara gittik. Böyle bir dernek kurabilir miyiz birlikte, ne dersiniz, ilgi duyar mısınız? Ve bir dernek kurduk. Ve ismini de sürdürülebilir yaşam için tasarım koyduk, sürdürülebilir tasarım koymadık. Çünkü orada gerçekten bir sıfat olarak kullandığımızda tam olarak anlaşılamayacağına dair bir endişemiz vardı. Neden? Çünkü dilimize biraz aslında sürdürülebilir kalkınma kavramı ile birlikte girdi. Ve birçok insanda da kalkınmanın çizgisel bir devamlılığı olarak algılandı. Hatta sürdürülebilir büyüme olarak kullanıldı uzun bir süre. Burada bir algıda bir sorun olduğunu düşündük. Aslında sürdürülebilirlik hiçbir şekilde çizgisel bir devamlılığa işaret eden bir kavram değil. Gezegenimiz döngüsel bir sistem, döngüsel bir mekanizma üzerinde işliyor ve bizim aslında bu döngüsel mekanizmaya uyum sağlamamızla ilgili bir kavram sürdürülebilirlik. Çizgisel bir devamlılık, sürdürülebilir büyüme, insan bedeninde kanser anlamına geliyor. Bu şekilde algılandığında bir sorun olduğunu düşündüğümüz için biz yaşamın sürdürülebilirliğine vurgu yapmak istedik. Ve bu şekilde biraz daha iyi anlaşılacağını düşündük. Sürdürülebilir tasarım dediğimizde sürdürülebilir bir sıfat oluyor, tasarım da ana konu oluyor. Biz sürdürülebilirlik için tasarım dediğimizde veya sürdürülebilir yaşam için tasarım dediğimizde aslında sürdürülebilirlik bir hedef, ulaşmamız gereken bir vizyon oluyor. Aslında belki de dünyamızı kullanma kılavuzu sürdürülebilirlik. Çünkü kopmuşuz bir şekilde o sistemden, o mekanizmadan. Bizim için tasarım da bir araç.
daha doğru geldi bize sürdürülebilir yaşam için tasarım şeklinde kullanmak ve bundan sonraki süreçlerdeki çalışmalarımızda da genelde hep sürdürülebilir yaşam olarak hep vurgu yapmak istedik. O dönemde dernek çok yol kat etmedi. Çünkü sürdürülebilirliğin anlaşılmadan sürdürülebilir için tasarımdan bahsetmemize pek olanak olmadığını gördük. Ve aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda büyük bir heyecana sahip olan bireyleri bir araya getirmenin önemini anlamış olduk. Yani tasarım disiplini, evet tasarım çok önemli bir araç ama daha da önemlisi sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı olan insanların, bir şeyler yapmak isteyen insanların bir araya gelmesi. Ve bu yolculuk bizi başka bir noktaya getirdi. Ve derneğin ardından sürdürülebilirliğin anlaşılması için neler yapabileceğimizi düşünürken sürdürülebilirlik konusuna ilgi duyan, bu konuda heyecan duyan insanlarla bir araya gelmeye başladık. Odağımız tasarımdan daha geniş bir yere doğru kaydı ve bir araya geldiğimiz insanlarla paylaşımlarımız çok derinleşmeye başladı. Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi doğdu. Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi'nin de ilk meyvesi ve en önemli çalışması da Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali doğdu. Evet, sürdürülebilirlik derken ne kastediyoruz? Gezegenin kullanma kılavuzu dedik, belki böyle anlayabiliriz. Aslında sürdürülebilirlik bir hedef, evet. Çok da önemli bir hedef, bizim ulaşmamız gereken bir hedef. Fakat bir yandan da bakıldığında minimum bir hedef. Aslında olması gereken minimum şey sürdürülebilirlik. Burada baktığımızda artan birçok sorunla ve azalan kaynaklarla ilgili gerçekten bir metaforik olarak bir huni, nin dar boğazına doğru ilerlediğimizi görüyoruz ve sürdürülebilirlik bizim bildiğimiz anlamda medeniyetimizin, insanlığın ve gezegenimiz üzerindeki yaşamın bildiğimiz anlamda son bulmaması için yapmamız gerekenlerin minimumu aslında. Bundan çok daha fazlasını yapabiliriz. Aslında verdiğimiz zararı, yüzyıllardır verdiğimiz zararı tamir edebilecek şeyler de yapabiliriz ama sürdürülebilirlik olmazsa olmaz ilk adımımız, bizim gerçekten ilk hedefimiz olmalı. Neden minimum? Bu beşikten beşe tasarım yaklaşımının kurucularından Michael Brungardt'ın güzel bir tanımlaması var. Kız arkadaşınızla ilişkiniz nasıl diye sorulduğunda sürdürülebilir dediğinizde bu çok da muhteşem bir tanımlama olmuyor. Neden harika demiyorsunuz? Neden sadece sürdürülebilir? Buna katılıyoruz ama ona rağmen çok iyi anlaşılması gereken, yanlış anlaşılmaması gereken bir kavram olduğunu düşünüyoruz. Ve film festivalinde de biz sürdürülebilirliğin ne olduğunu, doğru anlaşılması, toplumda farkındalık yaratmak, insanları çözüm odaklı düşünmeye teşvik etmek, herkesin bu konuda bir şeyler yapabileceğine dair bir ilham almasını sağlamak amacıyla bu festivali gerçekleştirmeye başladık 2008'de. Geçtiğimiz Kasım ayında 11. yaşını kutladı ve zaman içerisinde evrildi. Yaklaşık 50 bin kişinin üzerinde bir izleyici kitlesine ulaştığımızı tahmin ediyoruz. Toplam 25 şehirde gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda da birçok şehirde yer alacak. Biz festivali tasarım gibi, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni veya belgeselleri tasarım gibi birer araç olarak gördük ve biz yaratmak istediğimiz etkiye odaklı olarak insanlarda, toplumda örneğin sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan kültürel dönüşüme biz nasıl katkı verebiliriz diye sorduk ve festivali bu şekilde tasarladık, şekillendirdik, bunca sene içerisinde geliştirdik. Belgesellere bir gözlükle bakıyoruz biz. Belli kriterlerimiz var. Yaratmak istediğimiz etkiyi biz insanlarda nasıl elde edebiliriz? Düşüncesiyle oluşturduğumuz kriterlerden bir tanesi bütüncül ve sistemik bakış açısı. Örneğin atık sorununu ele alalım. Biz tasarımcıları da çok ilgilendiren bir konu. Biz atık konusuna ne şekilde ele alabiliriz? Eğer belli bir bölgedeki bir atık sorununu ele alırsak, o bölgede işte insanlar nasıl etkileniyor, su kaynakları nasıl etkileniyor vesaire veya işte bunu nasıl geri dönüştürebiliriz diye bakarsak, bir film bu şekilde ele alırsa bu bizim için yetersiz. Çünkü atık sorunu diğer bütün sorunlarda olduğu gibi çok son derece karmaşık bir dinamiğe sahip ve başka sistemlerle ilişki içerisinde, sosyal sistemlerle ilişki içerisinde, ekosistemle, farklı katmanlarla ilişki içerisinde biz bu bakış açısının bir filmde olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz sorunu gerçekten anlayamazsak bütün boyutlarıyla bir çözüm de üretemeyiz. Dolayısıyla sistemik bakış açısı bizim için önemli bir kriter. Yani iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilikteki azalma, bütün bu sorunlar aslında birer semptom. Yani sorunun kaynağı değil. Bizce eğer bir şey tasarımla katkı vermek istiyorsak sorunların kaynağını anlayabilmemiz gerekiyor.
ve değebilmemiz gerekiyor. Evet, sorun sistemiktir dedim. Festivalin görselini atlamışım. Buradan hemen geçelim. Sistem derken neyi kastediyoruz? En başta tabii ki içinde yaşadığımız biyosferi kastediyoruz. Biz başka bir yerde yaşamıyoruz. Yani gezegenimizde yaşamın bulunduğu incecik ve kırılgan bir katman biyosfer. Ve bu biyosferde bizim kendi çalışmalarımızda kullandığımız The Natural Step çerçeve programının baz aldığı dört sürdürülebilirlik ilkesi var. Bunlardan üç tanesi ekolojiyle alakalı. Ve bunlar aslında çok temel ve sorunun kökenine inen ilkeler. Bunlar bize ne diyor? Öncelikle biz insanlık olarak yer kabuğundan yeryüzüne, biyosfere yabancı olan bir takım maddeleri sistematik olarak sürekli aktarıyoruz. Ve bu bizim yaşamın katmanında sorunlara neden oluyor. Belki de şu anda ne tip sorunlara neden olduğunu bilmeyeceğimiz bir takım maddeleri sürekli biriktirmeye devam ediyoruz. Keza zaten bildiğimiz birçok madde var. Fosil yakıtlarda olduğu gibi, ağır metallerde olduğu gibi biyosfere yabancı maddeleri sürekli çıkartmaya devam ediyoruz. Veya insanlık olarak kimya biliminin yardımıyla yine doğaya yabancı, bu ekosisteme yabancı birçok malzeme üretiyoruz ve sürekli bunları üretiyoruz ve birikiyor. Dünya enerjiye açık, maddeye kapalı bir sistem. Termodinamik ilkelerine dayalı bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Burada atık diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün olamaz. Yani atık olamaz. Doğaya baktığınızda atık diye bir kavram yoktur. Ve bizler de gerçekten bu gezegende böyle bir sisteme sahip, kapalı bir sistemin içerisinde toplum olarak yarattığımız ekonomik modelde tamamen çizgisel düşünmüşüz. Bu döngüsel sistemi bir şekilde unutmuşuz, ondan kopmuşuz. Dolayısıyla bizce sürdürülebilirlik kavramının anlaşılması öncelikle sistemik bakış açısından geçiyor ve içinde yaşadığımız sistemi doğru anlamakla, doğru okumakla başlıyor. Ve tasarıma sistemik bakış açısıyla nasıl yaklaşabiliriz? Örneğin beşikten beşiğe tasarım veya döngüsel tasarım bu alanda bize yol gösterebiliyor. Nerede kaldık? Bizim için, yani benim için özellikle sürdürülebilirlik ilkelerini anlamak bir dönüm noktası olmuştu. Bir aydınlanma anı olmuştu. Çünkü gerçekten aslında ne yapmamız gerektiği o kadar açıkça ortada ki bütün ekosistem sorunlarını düşündüğünüz takdirde sadece üç ilkeyle, bu üç ilkeye uyarak bunları bertaraf edebileceğimizi ne yazık ki çok az insan biliyor. Bu insan biliyor ve bunun gerçekten artması, bunun farkındalığı çok çok önemli. Zaman içerisinde çalışmalarımıza ilerledikçe biz fark ettik ki sadece sürdürülebilirlik için tasarım yapmayabiliriz. Daha da ötesini yapabiliriz. Aynen Michael Braungart'ın dediği gibi. Ve farklı ifadeler kullanmaya başladık. Etki odaklı tasarım, yeni paradigma için tasarım ve yeni sorular sormaya başladık. Tasarım disiplinlerinden insanları veya tasarım düşüncesine yakın hisseden insanlarla birlikte atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Tasarımcı bir aktivist olabilir mi? Tasarımcı değişim yaratabilir mi? Değişimi tetikleyebilir mi? Tasarımcı fark yaratan nasıl olabilir? Tasarımcılar ve markalar işbirliği yapabilir mi sürdürülebilirlik için? Yeni bir işbirliği kültürüne dair ilk adımlarımız neler olabilir? Ne için inovasyon yapıyoruz? İnovasyon da çok gündemde bir konu uzun yıllardır. Yani çok iyi bir inovasyonu dünyayı yok edebiliriz de. Bizim her şeyden önce nereye ulaşmak istediğimiz konusunda net olmamız ve fikir birliğine varmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu doğrultuda tasarımı bir araç olarak nasıl kullanabiliriz düşüncesiyle çeşitli çalışmalar yaptık. Bizim için aslında bu soruları sormak önemliydi. Bu soruların etrafında insanları düşündürmek ve birlikte fikir üretmek, birlikte paylaşmak ve yaratıcı düşünceyle kendi disiplinimizin bize sunduğu olanaklarla ve araçlarla farklı ölçeklerde, farklı şekillerde çözümler üretebilir miyiz ve birlikte neler yapabiliriz? Bu sorular bizim için önemliydi. Çeşitli çalışmalar yaptık. Temel insan ihtiyaçları için tasarımı nasıl kurgulayabiliriz? Veya yerel ölçekte, mahalle ölçeğinde insanların sorunlarını dinlediğimizde tasarım disiplinlerinden insanlar yani oturup hemen bir ürün tasarlamak yerine onların sorunlarına ne şekilde çözümler üretebiliriz, bunları nasıl düşünebiliriz, bunları konuşabilir miyiz? Gibi birçok sorularla atölye çalışmaları gerçekleştirdik.
Birkaç sene önce İsrail ve Filistin'e bir geziye gittik bir tasarımcı grupla beraber. Alman bir think tank belki arkadaşımız bilir, Ökorausch. Planlı bir geziydi. İnsanlığın yarattığı sosyal ve ekolojik sorunların en derinden ve en yoğun yaşandığı bölgelerden birinde yaptığımız bu seyahat benim için çok çok derin bir deneyim oldu. Sosyal sorunların ve ekolojik sorunların bu kadar iç içe olduğunu, bu kadar birbirinden kaynaklandığını gördüğümüz, çözümden bu kadar uzak duruyor, bu kadar çözümsüz görünüyor olması gerçekten çok yürek yaralayıcıydı ve orada tasarımcılarla tanıştık. Tasarımcıların neler yapmaya çalıştığını gördük ve aslında tasarım disiplininin pratikleri, tanımı, kapsama alanı, ölçeği, her şey tamamen değişiyor dünyada. Şu anda evet tasarım odaklı düşünce, İnsan odaklı tasarım, insan merkezli, kullanıcı merkezli tasarım gibi bir takım yaklaşımlar sayesinde tasarımcılar artık daha kolaylaştırıcılık rolüne bürünüyorlar. Biraz daha zaten artık hani bir üründen bahsedemiyoruz, dediğim gibi bir sistemden bahsediyoruz. Pet şişe korkunç bir ürün. Cam şişeye geçtiğimizde içme suyuyla ilgili sorunumuzu çözmüş oluyor muyuz? Biz su kaynaklarımızı kirlettiğimiz sürece, musluktan akan su içilemeyecek düzeyde olduğu sürece, yani şişede mi olmuş? Yani aslında çok, tabii ki çok kötü pet şişe yerine cam şişe çok daha doğru bir seçenek ve onun tekrar tekrar kullanılabiliyor olması çok önemli. Fakat aslında sorunun kaynağına inebilmemiz için birazcık daha su sorununa geniş perspektiften bakıyor olmamız gerekiyor. Bu da tabii ki bir tasarımcının normalde çalıştığı ölçekten farklı bir ölçüye geliyor. Ve farklı bir işbirliği kültürünü de beraberinde getirmesi gerekiyor. Bizler tasarımcılar olarak nasıl bu süreçlere bakabiliriz, nasıl yaklaşabiliriz ve nasıl çözümler üretebiliriz? Ve sonunda bizim geldiğimiz noktaya, Tuna ile birlikte çalışmalarımız genelde sürdürülebilirlik için tasarımın aslında bir anlayış olduğu, hedefimizi çok net bildiğimiz ve hedefe doğru nasıl ilerleyeceğimize dair tasarımcılar olarak tasarım sorununu bu şekilde algıladığımız bir anlayış oldu ve süreç tasarımı oldu. Bizim için sürdürülebilirlik için tasarımın öncelikli adımı karmaşık ve sistemik bir soruna birlikte nasıl çözüm arayabiliriz'in sürecinin tasarlanması oldu. Bu çok da kolay bir iş değil, ancak çok da zevkli bir iş ve yapılması gereken, içinden geçmemiz gereken süreç medeniyet olarak gerçekten sürdürülebilirlik hedefini paylaşan paydaşların etkili işbirliği yapabilmesinden geçiyor. Ve biz tasarımcıların bizce bu alanda yapabileceği çok fazla şey var. En azından etkili işbirliği yapabilmek için araçlar geliştirebiliriz, tasarlayabiliriz. Şu anda Tuna'yla sigortacılık sektörü üzerine eğilmek istiyoruz. Sigortacılık sektörü sürdürülebilirlik sorunlarıyla ilgili farklı bir bakış açısıyla sistemik bir gözlük takarak ne şekilde yenilikçi ürünler veya hizmetler geliştirebilir ve biz bu hizmet geliştirme, yani tasarım sürecini bir rehber oluşturabilir miyiz sigortacılık sektörü için? Tasarım bakış açısıyla sürdürülebilir bir dünya için sigortacılık sektörü ne olabilir? Bu çeşit sorular soruyoruz ve insanlarla birlikte katılımcı bir şekilde cevaplar arıyoruz. Evet, çok konuştum. Birkaç tane aslında ürün odaklı da tabii ki üründen çok uzaklaşıyor gibi oluyoruz ama ürüne de sistemik bakış açısıyla yaklaşabiliriz. Nasıl olabilir? Aslında iş modelini her şeyi tamamıyla değişik bir şekilde kurguladığımızda ürünlerde de biz fark yaratabiliriz. Preserve benim çok sevdiğim bir iş modeli. Amerika'da bir tasarım şirketi, bir Benefit B Corp, aynı zamanda Benefit Corporation sertifikası almış bir sosyal girişim. 90'lı yıllarda kurulmuş. Benim de bir tasarımcı olarak en çok rahatsız, yani ilk rahatsız olmaya başladığım ürünlerden bir tanesi diş fırçasıydı. Çok anlamsız geliyordu. Sürekli çöpe atıyoruz. Yani böyle saçma bir şey olabilir mi? Kendi aynı şekilde aynı soruları sormuş bir girişimci, sosyal girişimci, tasarımcı olan babasıyla beraber bir sistem geliştirmiş ve piyasaya bakmışlar. 5 numaralı plastik, yoğurt kaplarının plastiği neredeyse hiç geri dönüştürülmüyor. O dönemde özellikle genelde 1 numaralı, 2 numaralı plastikler geri dönüştürülüyor. 5 numaralı da geri dönüştürülmüyor. Bunu geri dönüştürebilecek bir altyapı oluşturmuşlar ve diş fırçası markası ortaya çıkarmışlar.
ve tamamen döngüsel bir sistem kurgulamışlar. Bu diş fırçasını aldığınızda geri verebiliyorsunuz ömrü bittiğinde firmaya. Satıldığı yere geri, yani nereden satın aldıysanız götürüyorsunuz, oraya bırakıyorsunuz. Oradan aynı sistem, neden olmasın, yani o araç o ürünleri oraya getirirken aynı şekilde geri de toplayabilir. Ve tesisleri de aynı şekilde bütün bunları tekrar şey yapabilecek, proses edebilecek ve ana ham madde üreticilerini tekrar gönderebilecek şekilde tasarlanmış. 5 numaralı plastik yoğurt kaplarını biriktirip bu firmaya gönderebiliyorsunuz. Son derece güzel bir iş modelleri var ve aslında döngüsel ekonominin, döngüsel tasarım ilkelerinin ilk örneklerinden bir tanesi. Belki bilirsiniz, Fairphone, telefon, cep telefonları da inanılmaz bir tüketim çılgınlığıyla ve pompalanan bir şekilde satılan milyonlarca bir üründen bahsediyoruz ve bu hiç de masum bir ürün değil. Cep telefonları sosyal, etik birçok sorunlarla alakalı. Aynı zamanda ham madde edinim süreçlerinde, üretim süreçlerinde atık, elektronik atık çok ciddi bir sorun. Ve bu sorunları fark eden bir grup Hollanda'da bir şirket kuruyor. Fairphone, Fair Adil telefon diyelim, etik sorunları, yani sorumlu bir tedarik zincirini nasıl oluşturabiliriz ve tamamen tasarımımızı, ürünümüzü tamir edilebilecek şekilde modüler nasıl tasarlayabiliriz ve bunu kullanıcılar dahi tamir edebilecek şekilde nasıl bir iş modeli oluşturabiliriz düşüncesiyle kurulmuş ve devam eden başarılı bir sosyal girişim. Aynı şekilde ben de günün birinde bir cep telefonu almam gerekirse elimdeki ikinci el telefonları tamir ettirerek ömürlerinin son yıllarını tamamladıktan sonra bir telefon almam gerektiğinde Fairphone almak istiyorum. Başka herhangi bir telefon almak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki Afrika'da koltan madenlerinde çocuklar çalıştırılıyor. Neredeyse çocuk köleliği söz konusu. Sadece çocuk işçiliği değil. Veya altın madenlerinde çok ciddi hem insan hakları ihlalleri yapılıyor hem de çevresel çok ciddi zararlar veriliyor. Veya çöpe attığımızda çöpe gitmiyor tabii ki bu elektronik atıklar. Son derece sorumsuz bir şekilde geri dönüştürülmeye çalışıyor. İçinde altın var tabii ki, bunu bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor çeşitli koşullarda. Çin'e gidiyor, Hindistan'a gidiyor, bir şekilde Afrika'nın en fakir ülkelerine gidiyorlar ve orada son derece sorumsuz şekillerde ve çevreye ve insanlara zarar verecek şekillerde geri dönüştürülüyor. Bunun gibi aslında gördüğümüzde ürünlerin de belli bir prensipler doğrultusunda içinde yaşadığımız sistemi anlayarak tasarlanmasının, ancak sistemik ve yaşam döngüsünü de kapsayacak şekilde tasarlanmasının mümkün olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki çok ciddi bir işbirliği pratiğinden geçiyor. Gördüğümüz gibi Fairphone'un çalışanları daha ziyade kooperatif yapısında ve ham madde edindikleri ülkelere gidip birebir orada insanlarla birlikte çalışıyorlar veya atık olduğunda ne olacağına dair yine birebir insanlarla birlikte çalışıyorlar. Farklı bir işbirliği kültürü geliştirmiş durumdalar. Böylece iki tane örnekle de bitirmek istedim konuşmamı. Çok teşekkürler. Sayın Pınar Öncel'e bu sunumu için teşekkür ediyoruz. Tüm konuşmacılarımıza sürelerini efektif şekilde kullandıkları için ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. Halen biraz vaktimiz var. Soru-cevap kısmına geçmek istiyorum. Eminim sizlerin konuşmalar üzerine aklınızda sorular veya katkıda bulunacağınız konular vardır. Buyurun, mikrofon verebiliyor muyuz? Çok teşekkürler. Hakikaten çok ilham verici, doyurucu sunumlar dinledik. Ben de sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışan bir insanım ama onun politika boyutuyla. O yüzden hep aklıma konunun o yönü geliyordu. Her dediğinizde o nasıl oraya bağlanabilir? Politika derken de toplumdan bahsediyoruz. Bence bazen tasarım deyince hemen akla bir bireysellik karşısında toplumsallık ikilemi gelebiliyor. Yani tasarım bireysel bir eylem olarak aslında ortaya çıkıyor sanki genelde. Ve tasarımcılar bireysel olarak çok güzel çalışıp çok daha yani harika buluşlar ortaya çıkarabilir ama onu toplumsallaştırmak her tasarımcı için aynı kolaylıkta olmayabilir. Buradaki sunucularımız daha bu konuda aktivist ve hani etkin olduğu için de ilham verici.
Ve hani bazı ipuçları verdiniz işte bunun topluma, işte karar verme mercilerine, politikacılara nasıl nüfuz edebileceği, bence hani büyük etki yaratmak için aslında bizim için hoş olmayan bazı muhataplarla, bazı aktörlerle de karşılaşmak, kendi sektörümüzden, hani rahatlık alanımızdan da çıkmak gerekiyor. Sokağa çıktığımız zaman çok farklı dünyalarla karşılaşıyoruz, özellikle bizim gibi bir ülkede bence. Mesela burada yerel yönetimlerle olan ilişkiler önemli olabilir. Bazı etkilerimizi ölçmek için hani hedeflerimiz ne olabilir? Hani bu konularda siz de düşünüyorsunuzdur eminim. İşte bazı ölçüm yöntemlerinden bahsetti. Gizem Hanım sayılar verdi mesela. Okullar, belediyelerle de çalışıyorsunuz. Aktivizm deyince bu hani bu urban mining gibi şeyler nasıl ölçülüyor? Şimdi ölçüm de bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde çok önemli bir kavram. İndikatörler var biliyorsunuz. Yani hep kendimizi nasıl daha gerçekçi ve nasıl bütün dünyadaki toplumlar için hani geçerli kılabiliriz? Hani bu konulardaki fikirlerinizi her sunucu için merak ediyorum. Pardon biraz karışık oldu sonunda ama politik... Ben seni anladım Ege. anket yöntemi, en ilkel yöntem olan anket çocuklara bir süredir 10 soruluk bir anket cevaplatıyorum. Burada atölye esnasında ne öğrendiklerini düşündüklerinden ne de zorlandıklarına kadar bir skala var. Aynısını eğitmene de yapıyorum. Ve güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya çalışıyorum. Daha gelişmesini istediğim için. Ve ilginç olan çocuklara en zor gelen şey kağıtları katlamak. Yani her şeyde çok pozitif. Negatif oldukları tek konu kağıtları katlamakta zorlanmaları ki zaten aslında bunu yapmalarını ve ellerini kullanmadıklarını istediğim için bu benim için bir avantaj. Çünkü şunu anlıyorum ki aslında ellerimizi kullanmayı unutmuşuz şu hareketlerden ve o kağıtları katlamak onlara zor ve hani aslında uğraş şey yapıcı geliyor. Mesela bu anket sonucunda çıkan bir şeydi, bilgiydi. Hani bu tip bilgiler toplamaya çalışıyorum ama tabii daha derinini birinden danışmak isterim. Biz Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde son 4 yıldır sosyal etki değerlendirmesi yapıyoruz. Değişim teorisiyle çalışıyoruz. Yani somut bir hedef belirliyoruz ve o hedef doğrultusunda stratejimizi geliştirip neleri ölçebileceğimize dair bir takım fikirlerimiz olduktan sonra bir anket tasarlıyoruz ve her sene de o anketi birazcık daha iyileştirmeye çalışıyoruz. Gönüllülerle birlikte festivalde bütün şehirlerde bir anket yapıyoruz. Daha sonra bunu bir Sürdürülebilir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle değerlendiriyoruz, yayınlıyoruz. Önemli bir araç, yani rakamları ölçmek tabii ki önemli. Yani kaç kişi katıldı vesaire, ne kadar insan etkilendi, bunların ekonomik karşılıkları vesaire. Sayısal veriler önemli olduğu kadar, en az onun kadar yarattığınız sosyal etki ve nihai hedefinize ne kadar yaklaştığınıza dair sosyal etkinizi ölçebiliyor olmak çok önemli. Biz sosyal etki değerlendirmesini etkili buluyoruz. Ve çalıştığımız diğer çalışmalarımızda da anket atölye çalışmalarımızda veya diğer projelerimizde de mutlaka sosyal etki değerlendirmesi değişim teorisiyle birlikte yani önce somut bir hedef konularak sürdürülebilir bir hedefinin net bir şekilde ortaya konularak yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden işte 5 numaralı, 6 numaralı, 7 numaralıyı seçiyorumun ötesinde çünkü onlar çok somut bir hedefte göstermiyor. Yani yoksulluk, yoksulluğa karşı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yoksulluğun son bulması gerekiyor. Fakat bize yolda gösterebilen bir şey değil. Dolayısıyla biraz daha somut bir hedefi koyup ondan sonra stratejiyle ve sosyal etki ölçümüyle ilerlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz o şekilde çalışıyoruz. So the thing I would like to add, because you mentioned politics, yes, I think it's their task to change something. Yeah, but I think we cannot wait, and we have to spread the word and we have to start acting, because there is a lot of research, there are a lot of statistics, but I think we have to start acting by our own. We have to influence them dedim. Yani politikacılar aslında bizim yaptığımız sosyal etkilerden etkilenebilecek aktörler. Ama işte bu uzun ince bir yol olmakla beraber değer bir yol sanırım. Sanırım
bu her kesimden, toplumdan her kesime bu görüşü ve yaşam anlayışını yaymak çok önemli. Çocuklar olsun, yani en küçük yaştan itibaren bu bilinci oturtmak, Sigrid'in konuşmasında da vardı, yani ailesindeki bu işte düğmeleri biriktirmekten başlayan şekilde bunu toplumun her bireyine yayabilmek, işte ana akım medyada çok da o bilgi bombardımanı, enformasyon bombardımanı içerisinde bulunamayan bilgileri işte Sürdürülebilir Yaşam TV gibi kanallarla topluma yayabilmek, kurumların, bireylerin girişimlerini daha görünür kılabilmek de toplumun diğer fertleri açısından da aslında çok motive edici ve bu sürece katılımı teşvik edecek unsurlar diye düşünüyorum. Evet, başka soru? Orada bir sorumuz var. Öncelikle teşekkür ederim. Benim Pınar Hanım'a bir sorum olacak. Sürdürülebilirlikle ilgili çok ürün tasarladığımızı düşünmüyorum. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim, bir kahve mugını bir yıl boyunca araştırdım. En sonunda böyle bir şey buldum. Avustralya'da üretilmiş. Bunu da yurt dışından aldım. Bir şeyim, plastik değeri tamamen geri dönüştürülebilir. Ama Türkiye'de böyle bir ürün maalesef yok. Ve bunun da aslında şöyle bir sıkıntısı var. İlk önce Starbucks'ın mug'larını kullanıyordum. Ama sürekli kapakları bozuluyor. Veya sürekli işte yani sorunlar yaşıyorum. Atıyor. İşte bir anda böyle patladı, yere döküldü falan. Bunda da sürekli elinizde tutmak zorundasınız. Asla hani böyle sallanmaması falan lazım. Böyle sorunları var tasarım açısından. Benim şöyle bir sorum olacak. Sürekli tüketimi arttırıyoruz. Sürekli insan ya popülasyonumuz artıyor ve hiçbir şey üretmiyoruz. Siz 10 küsur yıldır bunun üzerine çalışıyorsunuz. Peki bir 10 yıl sonra bizi nerede görüyorsunuz diye bir soru sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu biz çalışmalarımızda bu soruyu her zaman soruyoruz. Ama şöyle soruyoruz. Yani insanlara sorulduğunda şunu fark etmişler. Gelecek sizce nasıl olacak diye sorulduğunda insanların bir kısmı yani şimdi nasılsa birazcık daha kalabalık olacağız. İşte sorunlar biraz daha artacak. Yani her şey birazcık daha yoğunlaşmış şekilde nasıl gidiyorsa, nasıl geldiyse öyle gidecek gibi bir anlayış var. Bir grup insan mahvolacağız, dünya çok kötü bir halde, krizler, felaketler olacak diye düşünüyor. Bir grup insan da teknolojinin bizi kurtaracağını düşünüyor. Yani bu şekilde üç kategori olduğunu fark etmişler sorular sorulduğunda. Biz de soruyoruz, aynen sizin bana sorduğunuz gibi, gelecekte sizce nerede olacağız diye soruyoruz. Çeşitli cevaplar geliyor. Ondan sonra biz aslında şöyle bir yaklaşımımız var. Gelecekte nerede olacağız bir tahmin sorusu. Biz geleceği tahmin etmekle yükümlü değiliz. Biz aslında o geleceği yaratan kişileriz. Dolayısıyla biz gelecekte nerede olacağımızı tahmin etmek yerine nasıl bir gelecek yaratmak istediğimizi konuşmalıyız. Yani ben umutlu olabilirim, umutsuz olabilirim ama önemli olan biz o geleceği yaratan bireyler olarak, sorumlu kişiler olarak veya mesleklerimiz açısından düşünebiliriz, yaşadığımız toplum açısından düşünebiliriz. Biz o geleceği birlikte yaratacağız. Şu veya bu şekilde. Önemli olan gerçekten o geleceğin nasıl bir gelecek olduğuna birlikte karar verebiliyor muyuz? Ve işbirliği yaparak, etkili işbirlikleri yaparak o geleceğe doğru ilerleyebiliyor muyuz? Bunu planlayabiliyor muyuz? Harekete geçebiliyor muyuz? Benim cevabım bu doğrultuda. Hiçbir şekilde zaman kaybetmiyorum acaba gelecek nasıl olacak diye. Gerçekten gelecek bu olmalı, sürdürülebilir olmalı minimumda ve daha iyisini de yapabilmeliyiz. Bu doğrultuda birlikte neler yapabiliriz? Sürekli bunun üzerine çalışıyoruz. Buyurun Sinan. Bu soruyu ben de kendime sormuştum ve şimdi teknolojinin bizi kurtaracağı senaryosunun daha aslında çok konuşulduğunu düşünüyorum. Ben de şöyle bir şey, yani doğal afet dediğimiz şey, yani doğanın bizim yaptıklarımıza karşı vereceği cevap çok kuvvetli olabilir. Yani İstanbul'da bir deprem problemi var, çok az konuşuluyor, çok az bununla ilgili proje üretiliyor, teknokentler dahil. Ya da işte su sorunu, şu an barajlardaki galiba deprem araştırmaları yapılacak, barajlarımız deprem açısından nasıl diye. Yani çok daha büyük problemler varken teknolojinin bizi kurtarmasını ümit ediyoruz ya da bekliyoruz. Ben de kendime şunu sormuştum. Büyük bir doğal afet sonucunda her şey yerle bir olursa o zaman kullanabileceğimiz tek şey ellerimiz olacak.
Yani nasıl dünya kurulduğunda ilk tasarımcılar dediğimiz ilk insanlar kendi elleriyle bir şeyleri ürettiler ve yarattılar. Yine dönüp dolaşıp hani Nuh'un gemisini baştan tekrar tasarlamak ve yapmak zorunda da kalabiliriz. Bu da bir senaryo. Bunun bizi biraz korkutması, en azından her şeyin hani çok iyi gitmeme ihtimalini aklımıza tutmamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Buyurun. May I add something to the question? Yeah, sure. From an Austrian or Western perspective, there are a lot of initiatives for, especially for the coffee mugs. For example, in Graz, we have a lot of coffee shops where you get €1, where you pay €1 less when you bring your own mug. And there are a lot of city recyclable coffee mugs which you can refill in any coffee shop, and you can buy it and you can give it back. So there is an involvement, and it's a really good sign. Yeah. Öncelikle ilham veren konuşmalar için teşekkür ediyorum. Benim sorum şu, böyle bir hedefimiz var ama mevcut sorunlarımız da var. Yani en basitinden hani dediğiniz gibi bu kentin yapılaştırılması nasıl olacak? Hani bu çıkmazdan nasıl çıkacağız? Şöyle bir engel de var. Hani sürdürülebilir yaşam, işte temiz gıda, veya işte doğaya, dünyaya zarar vermeyecek tasarım niye bu kadar pahalı? Yani hem bir hedefimiz var ama bu bir anlamda bu kadar da ulaşılmaz ve masraflı. Hani bunun süreç yönetimi nasıl olmalı? En basitinden hani temiz organik gıdaya ulaşmak bile bu kadar pahalı ve herkes için eşit şartlarda değil. Yani tam kendimi ifade edemedim ama hani bu çıkmazdan nasıl çıkabilir? Süreç yönetimi nasıl olabilir? Bu soru gayet net aslında. Sayın konuşmacılarımız. Burada öncelikle önemli olan, yani bu çıkmazın önündeki en büyük engel aslında hepimizin gerçekten sürdürülebilir bir gelecekle ilgili ortak bir hedefimiz var mı yok mu? Yani sormamız gereken ilk soru bu. Ve sürdürülebilirlik derken ne kastediyoruz? Bu konuda anlaştıktan sonra stratejilerin geliştirilmesi, politikaların geliştirilmesi, işbirliği yapmamız, çözümler üretmemiz o kadar zor değil. Bizce en önemli olan gerçekten neden bahsediyoruz biz? Organik gıda neden önemli? Bu çok iyi anlaşılırsa eğer çiftçiler tarafından, politikacılar tarafından, Tarım Bakanlığı tarafından çok daha farklı şekillenecektir. O zaman pahalı olmak zorunda değil. Yani organik tarım kesinlikle pahalı olmak zorunda değil. Üstelik birçok şekilde kanıtlandı ki organik üretim aslında en az konvansiyonel üretim kadar verimli olabiliyor. Doğru koşullar sağlandığında, doğru şekillerde üretildiğinde, eğitimler verildiğinde. Yani bunun önündeki engel, yani biz bazen bazı atölye çalışmalarımızı sadece vizyon ve hayal üzerine yapıyoruz. Çünkü en büyük bariyer beynimizde, bunu görüyoruz. Diyoruz ki geleceğin, siz diyelim bir işletmesiniz, bir alanda çalışıyorsunuz. Sizin alanınızda bundan 15 yıl sonra dünyanın en iyi ürünü, en iyi firması, en iyi sektörün en iyisi seçildi. Sizce bu neden en iyi seçildi diye soruyoruz. İnanın şu ankinden farklı bir cevap veremiyor kimse. Geleceğe dair gerçekten etkili, değişmiş bir geleceğe dair bir hayal kuramıyoruz. Dolayısıyla da oraya doğru gitmek için yeteri kadar motivasyonumuz yok. Önemli olan bizim şu anda içinde bulunduğumuz çıkmazı çok iyi anlayabilmek ve bu çıkmazdan başka bir türlü bir geleceğin var olabileceğine dair bir fikrimizin olması. Bu nedenle biz Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ne örneğin halen devam ediyoruz. Ben bir film festivali organizasyonunda bir tasarımcı olarak yer alabileceğimi hiç düşünmezdim. Ama belgeseller çok etkili. Belgeseller insanları etkiliyor. O filmleri izleyen insanlar salondan farklı birisi olarak çıkıyor. Yaşamlarında değişiklikler yapıyorlar. İşini bırakıyor, sosyal girişimci oluyor. Dolayısıyla yani farkındalık boyutu her zaman çok önemli. Ama herkesin işte festivale gelsin, farkında olsun, bunları da bekleyemeyiz. Yani çok daha hızlı ilerlememiz gerekiyor. Bilemiyorum, yani bizim için önemli olan, yani bence sizin sorunuzun en önemli cevabı farkındalık, sorunlarla ilgili farkındalık ve geleceğe dair ortak bir hayal kurabiliyor olmamız. Ondan sonra stratejiler, çözümler, arkası gelecek olan şeyler. Teşekkürler. Bir ufak eklemem. Bir de mesela ikiniz de arkadaşsınız sanırım. Sen kahve,
Sen tasarla. Yani ne okuyorsun bilmiyorum. Yani ya al sana işte problem görmüşsün. Sen tasarla. Önemli olan eyleme geçmek. Birisini beklemeyeceğiz. Biz yapacağız. Yani kimse senden daha iyi tasarımcı değil ki. Sen de yani soruyu soruyorsun. Kendi bahçen var mı bilmiyorum. Evde maydanoz yetiştirmeye başlayarak başla. Domates ek. Dene. Gör yani. Bunu oku merak ediyorsan. Hani biz yapacağız. Siz yapacaksınız daha doğrusu. Bu çok önemli. Yani kimseyi beklememek gerekiyor. Eyleme geçmek gerekiyor. Sigrid, do you want to add anything? Okay. I will take one more final question before we finish. Teşekkür ederim. Soruyu ortaya soruyorum. Bana her kim müjde derse ödüm kopar. Eyvah, acaba ne olacak diye. 20 yıl önce Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden biri bir gün toplantıda, akademide, ağalar bundan sonra temiz su içeceksiniz, plastik şişe imalatına başladık dedi. Ben de yanında oturuyordum. Üstad, sonra o şişe ne olacak dedim. Dolayısıyla bendenizin sanayide epey uğraşmış bir kişi olarak sizlere biraz başka bir yol önermek istiyorum. İşi bozan üretendir. Yani bu gayet açık. Dolayısıyla kamuoyunun reaksiyonunun büyük bir efektif kıymeti olmuyor. Yani geçen hafta zannediyorum seyrettim, İsviçre televizyonunda vatandaş belediyeyi protesto ediyor ve parklara dikilen çiçekleri yolluyorlardı. 45 dakikalık bir programdı ve şöyle söylüyor yolda yürüyen hanım, sen kimden hangi yetkiyi aldın da benim doğal zaten güzel olan şehrime nereden dikiyorsun bu çiçekleri, nereden, kim hücum etmiş ve üstlerinde çiçekleri yolluyorlardı Zürih'te, Cenevre'de. Şimdi bu ve suçluyor belediyeyi. Benim dağlarım çok güzel. Neye dikiyorsun bu çiçeği Singapur'dan getirip? Şimdi buna rağmen sonuç çıkmıyor. Onun için size önerim, üretim yapan şirketlerin bir numarası aslında hedeftir. Eğer bir numara bu konuda bilinçli, ahlaklı ve doğru bilgiye sahip değilse sistemi durdurmaya imkan ihtimali yok. Sizin örnek verdiğiniz Viktor Papanek'le Hindistan'a kol kola uzun süre çalıştık. Papanek bile o gösterdiği güzel örnekten geri kaçmıştı. Hepsinin Allah belasını versin diyerek adamcağız öldü. Şimdi dolayısıyla çığ gibi gelen, bilinçli olmayan ve sadece ve sadece yönetim kuruluna kar prim dağıtımını hesaplayan bir endüstrinin olduğu yerde sistemi durdurmak imkansıza yakın. New York'ta elektrikli otomobil projesini zavallı Jean Naum arkadaşım önerdiğinde New York Belediye Başkanı şöyle söyledi. Burada 30 bin taksi var. Eğer herkes elektriğe sokarsa New York'un altyapısı çöker. Belki 30 sene sonra ürettiğimiz elektrik buna yetebilir ama o zaman da çevreye ne olacağını bilmiyoruz. Sen hele bir sakin ol bakalım. Biz ara bir yol bulabilir miyiz? Şimdi bu bir sorumluluktu. Dolayısıyla bir işi başlatırken onu nasıl durduracağını bilmeyen üretici bu işin sorumlusudur. Biz otomotivde bir arabayı kaldırırken önce frenin nasıl tutacağına bakarız. Bu tasarımda ahlaklı düşünme diye bir konsept haline gelip, okulda eğitim haline gelip, medyanın kullanabileceği bir enstrüman haline geldiği takdirde bir harmonik çözüm çıkılabileceğine inanıyorum. Birkaç ay önce Brown'un Almanya'daki dizayn jürisindeydim. Genç bir Belçikalı öğrenci bir proje getirdi. Onu görünce ya artık koskoca Brown yarışmasına 20 yıldır katılırım jürisine. Bu kadar da olmaz dedim. Delikanlı şöyle söylüyordu. Hollanda'da yakalanan balıkların içindeki kirliliğin %80'i mikrofiber dedi. Hepimiz durduk. Sebep dedi, kim yapıyor? Çamaşır makinesi dedi. Çamaşır makinesi kadar çevreyi kirleten başka bir ürün yok. Ve öyle ki çamaşır makinesinin ürettiği kirlilik nano ölçekte. Hiçbir tasfiye sistemi onu temizleyemiyor.
Bu 20 yaşındaki genç çocuk şöyle söyledi. Suçlu çamaşır makinesi üreticileridir dedi. 10 bin euroyu aldı. Ödülü veren kim? Procter & Gamble. Ne üretiyor? Deterjan üretiyor. Ödülü kime veriyor? Çamaşır makinesini yapana veriyor. Kime gol atmış oldu? Bütün çamaşır makinesi şirketlerini yıktı geçti. Ne demek istiyor? Sende mikrofiber filtresi yok arkadaş diyor. Doğru mu yapıyor? Bana göre doğru yaptı. Suç deterjanda değil. Çünkü bulaşık makinesinden daha başka mikrofiber üreten herhangi bir sistem yok. Bunu daha henüz Türkiye'deki çamaşır makinesi üretici genel müdürlere söyleme vaktim olmadı. Ama söylediğim zaman yüzlerinin ne renk alacağını şu anda size söyleyebilirim. Fondaki kırmızı olacaktır. Hiçbir tasarımcıdan, üstad biz filtresi şunun daha altında filtre yapmayan çamaşır makinesi üretiyoruz diyorlar mı? Herhangi bir tasarımcı arkadaşlarımız bundan bir tek bahis kelime ediyor mu? Çok güzel yeni model siyah renkli enkastre sistemler ürettik diyen şirketler kim? Türkiye'nin en büyük şirketleri, dünyanın en büyük şirketleri. Ama tasarımcı kardeşimiz onlara şunu söylemiyor. Bu sistem çevreye verilebilecek en büyük zararı veriyor. Onun için lütfen bu konuda tasarımcılar da sorumluluk alsınlar. Ve asıl hedef tasarladıkları ürünlerinin ne yaptığıdır. Güzel olduğu değil. Yılda kaç kişi öldürüldüğünü ben doğrusu merak ediyorum. Saygılarımı sunarım. Teşekkür ederiz efendim. Evet, bugünkü oturumumuzun sürdürülebilir tasarım konulu oturumumuzun sonuna geldik. Başta konuşmacılarımız olmak üzere tüm katkıda bulunan sorularıyla tartışmayı zenginleştiren siz izleyicilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere, oturum başkanımıza, konuşmacılarımıza ayrı ayrı verdiğiniz gerçekten birbirinden değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ve sizleri bir süre daha sahnede bekleteceğiz. Çünkü plaketlerinizi takdim edeceğiz. Ve plaketlerinizi takdim etmek üzere de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Proje Yönetim Müdürü Sayın Doktor Hikmet Erkan'ı sahneye davet ediyorum.